Deprem felaketinin üzerinden bir ay üç gün geçti. 46.104 yurttaşımızı kaybettik. Bazı yurttaşlarımızın cenazeleri bile enkazdan çıkarılamadı. Cenazeler yok, çadır yok, konteyner yok, hijyen yok, içme, içmeye su yok ve ar edip de istifa eden tek bir yönetici de yok. Milletin göz bebeği Kızılay'ı hayır kurumu olmaktan çıkarmışlar. Yandaşlarının kesesini doldurmak için arpalığa çevirmişler. Saray hayırı kayır anlayıp yanaşmalarını, beslemelerini Kızılay'a doldurmuş. Eski Kızılay mensuplarından öğreniyoruz ki mevcut Kızılay başkanı 12 ayrı şirketten 36 asgari ücret tutarında maaşı huzur hakkı diyerek her ay cebine atıyormuş. Biz saray ve şurekası 3-5 ayrı yerden maaş alıyor diye eleştiriyorduk. Meğer rekor bir düzine şirketten maaş alan Kızılay Başkanı'ndaymış. İşte kavga bundan çıkar. Kızılay artık bildiğimiz Kızılay değil. Kızılay artık milletin bağışladığı paralarla afetzedeler için ürettiği çadırları, konserveleri afetse ücretsiz dağıtmayan, diğer hayır kurumlarına satan bir ticarethane Bunun adı deprem fırsatçılığıdır. Bunun adı ölü soyuculuğudur. Türkiye böyle bir çürümüşlüğü, böyle bir yozlaşmayı tarihinin hiçbir döneminde görmedi, yaşamadı. Depremin üzerinden tam 31 gün geçti. Ama yaşadığımız deprem felaketinin ekonomik ve sosyal maliyetlerine ilişkin devlet tarafından hazırlanması gereken bir hasar tespit raporu hala ortada yok. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden tam 21 gün sonra 8 Eylül 1999 tarihinde Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı kalem kalem sektör sektör Marmara depreminin ekonomik ve sosyal maliyetlerini oturup hesaplamış. Depremin bütçeye etkilerini, ilave finansman ihtiyacını tespit etmiş. Kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri bu raporda teker teker saymış. Yetmemiş karar alıcılara yine bu raporda tedbirler önermiş. Bu rapor hazırlandığında ben de Devlet Planlama Teşkilatında müsteşar yardımcısıydım. Planlama Teşkilatı olarak gece gündüz özveriyle çalıştık ve bu raporu çok kısa bir sürede hazırladık. Şimdi bugün yine bu Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre böyle bir raporun hazırlanması gerekiyor. Bu rapor nerede? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en son geçtiğimiz hafta hızla alınması gereken bir takım tedbirleri açıkladı. Biz bunları burada bir kez daha tekrar edelim. İş başına gelir gelmez deprem bölgesindeki insanlarımızı rahatlatmak için şu adımları hızlı atacağız. Depremde ev veya iş yeri yıkılan ya da yıkılacak olan tüm hak sahiplerinin bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin ana para ve faizlerini tümüyle sileceğiz. Yeni konut veya iş yeri yapımında deprem zedelerden herhangi bir bedel almayacağız. Yıkılan konut veya iş yerlerinde bu projeleri onaylayan, olur veren tüm sorumlulardan inşa bedelini tahsil edeceğiz. Kırsalda evi, ahırı, depoları yıkılan ya da ağır hasar gördüğü için yıkılacak olan çiftçi ve besicilerimizin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları tüm kredilerin ana para ve faizlerini sileceğiz. Üreticilerimize gübre, tohum, sulama, ilaç ve yem desteğini ivedilikle nakten ödeyeceğiz. Veterinerlik hizmetlerini karşılayacağız. Üreticilerin elektrik borçlarını kamu olarak biz üstleneceğiz. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm çiftçilerimizin ürünlerine maliyet artı makul kar formülüyle alım garantisi vereceğiz. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak ihtiyaç duyulan tüm yapıların güçlendirilmesi için hak sahiplerine uygun koşullu ve uzun vadeli finansman sağlayacağız. Oluşturulacak hasar tespit komisyonlarında görev alan tüm çalışanlara güvence ve sorumluluk getireceğiz. Konutları veya iş yerleri yıkılan ya da yıkılacak olan tüm ailelerin yeni yaşam alanlarındaki internet hizmetini 3 yıl süreyle devlet olarak biz üstleneceğiz. Depremde otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, motosiklet, traktör, biçer döver, pulluk gibi hizmet ve ulaşım araçlarını kaybeden depremzedelere yeni araç alımlarında faizsiz ve uzun vadeli kredi sağlayacağız. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisine ve ÖTV'ye tabi araçlarda bu vergileri almayacağız. Deprem bölgesinde işçi olarak çalışanların ücretlerini bir yıl süreyle vergi kapsamı dışında bırakacağız. Depremzede ailelerin üniversitede okuyan çocuklarının vakıf üniversiteleri de dahil öğrenci harcı ve yurt ücretlerini devlet olarak biz karşılayacağız. Deprem bölgesindeki yerel yönetimin yönel, yerel yönetimlerin altyapı inşaatlarını merkezi yönetim olarak biz yapacağız. Özellikle kırsal bölgelerdeki kamu personelinin lojman ihtiyacını hızla karşılayacağız deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında kamudan ihale alan firmalara bölgede yürüteceği işlerde kullanacağı personelin asgari yüzde, personelin asgari yüzde 25'ini bölge halkından karşılama zorunluluğunu getireceğiz. Bu oranı daha da yükseltmek için bir takım tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Biz tüm bu adımları hızla atacağız. Millet İttifakı Deprem Komisyonu da çalışıyor. Partilerimizin mutfaklarında hazırlanan raporları da bir araya getiriyoruz. Kahramanmaraş depremlerin hasarını tespit etmek, yaraları sarmak için kısa, orta, uzun vadeli bir eylem planını ve afetlerle mücadelede yeni ve etkili bir yapılanmayı içeren kapsamlı bir çalışmayı hızla bitireceğiz. Her şey planlandığı gibi yürütüldü. Biz bundan sonra da Milletimize verdiğimiz her sözü tutmaya kararlıyız. Önce Millet İttifakının adayı milletimizin teveccühüyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Planlarımız hazır. Programlarımız hazır. Adayımız hazır. Kadrolarımız hazır. Millet İttifakının iktidarında Cumhuriyet ve halk deva bulacak. Demokrat Türkiye iyi olacak. Gelecek ve saadet milletimizin olacak. Biz el ele verdik. Büyük bir güç birliğiyle, istişareyle, uzlaşıyla, hak, hukuk ve adaletle ülkemizi ayağa kaldıracağız. Milletimizi önce feraha çıkaracağız, sonra refaha kavuşturacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu herkesin cumhurbaşkanı olacak. 13. Cumhurbaşkanımızla beraber devlette kibir bitecek, tevazu gelecek. İsraf bitecek, tasarruf gelecek. Yönetimde keyfilik bitecek, kural gelecek. Soframız büyüyecek, zenginleşecek. Herkesin davetli olduğu Halil İbrahim sofrasında kimse aç ve açıkta kalmayacak. Kimse geride bırakılmayacak. Çocuklar yatağa aç girmeyecek. Biz hazırız güzel görkemli muhteşem bir Türkiye için hadi bismillah